Vahyin amacı akla yardımcı olmak. Dinin amacı insana yardımcı olmak. İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. İbadetin amacı bu. Tüm ibadetleri buradan nitelleyelim. Birer birer, biraz önce namaz için söyledim. Namaz insanı kötülüklerden ve azgınlıktan, taşkınlıktan alıkoyar. Namazın amacı buymuş. Namaz bir araçmış. Namazın amacı ahlakmış. Başka bir şey midir? Namazın amacı ahlakmış. Oruç insana sorumluluk bilinci getirsin diyeymiş. Öyle değil mi? Kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe alellezine min la leallekum tettekûn. İşte orada gerekçe orada gerekçe geldi. Niçin? Niçin ya Rabbi orucu yazdın bize? Tettekûn. Sorumluluk bilincine ulaşasınız diye. Ee, umulur ki sorumluluk bilincine ulaşırsınız. O zaman Orucun amacı da sorumluluk bilincine ulaşmakmış. Ahlakın temel sermayelerinden biri sorumluluk demiştim. Birincisi bilgi, ikincisi sorumluluk, üçüncüsü empati demiştim değil mi? Onun için sorumluluk bilincine orucun amacı buymuş. Tüm ibadetler böyledir inanın. Amaçları vardır, kendileri araçtır. Amaçları ahlakidir. İnsanın ahlakını güçlendirme amacıyladır. Peki bugün öyle mi ya? İbadetleri ahlaki amaçlarından soyutladık, içeriksizleştirdik, içini boşalttık ve namaz kılan ahlaksızlarla baş başayız. Alnı secdede delinen ahlaksızlarla baş başayız. Bilmem kaç kere hacca giden, bilmem kaç kere umreye giden ahlaksızlarla yüz yüzeyiz. Nereden nereye geldik?